Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılısını yapacağız sizlerle. Biliyorum LGS maratonundasınız şu anda. Sınava yoğunlukla çalışıyorsunuz ama yazılıları da kaçırmıyorsunuz. Yazılılar çok önemli gençler. Malum sene sonunda LGS var ama LGS'den sonra tercihler var. Tercihlerde de OBP yani ortalamanız sizin için hayatı önem taşıyor. İngilizce gibi 4 saatlik önemli bir derste bu konuda çok etkili olacak sizler için. O yüzden sınavlarda, yazılarda hep yüksek not almaya bakın şimdiden. Eminim öyle de yapıyorsunuzdur. Yazılınız ağırlıklı olarak bir ve ikinci üniteden çıkacak ve ayrıca bir ve ikinci ünitenin konu anlatımlarında sizlere yaptım. İzlemeyenler varsa kesinlikle o konu anlatımlarını tavsiye ediyorum. Hem sınava hazırlık olur hem LGS'ye hazırlık olacak. Bu videodan sonra yani yazılıların hemen arkasından da yine 3. ünitenin konu anlatımını da yapacağım. O yüzden kanalı kesinlikle takipte kalın gençler. Bana destek olmak için bu videoya like atabilir ve dediğim gibi kanalıma abone olabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara bekliyorum hepinizi. Sınav nasıl geçti? Aynı sorular var mıydı? Yok muydu? Bununla alakalı yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum gençler daha fazla gevezelik yapmadan hadi soru çözümümüze geçelim. Evet gençler, her yazılımımızın olmazsa olmazı tabii ki fotoğraf ve kelime eşleştirmektir. A bölümünde bununla beraber başlayacağız, daha sonra devam edeceğiz. Bu arada soruları tam görün rahatsız olmayın diye de görüntümü kapattım. İnşallah bu sizin için bir sorun değildir. Şimdi birinci kelimemizle başlayalım. Get dressed. Get dressed ne demekti gençler? Giyinmek demekti. Hemen burada dördüncü fotoğrafa get dressed diyorum. İkiye baktığımda skydiving benim favori sporum. Daha yapamadım ama inşallah bir gün yaparız gençler. Skydiving neydi? uçaktan, helikopterden havaya aşağı atlamaktı. Ekstrem bir spordu. Bu da nerede var bakın gördüğünüz gibi şurada 6. fotoğrafımızda var. Boring sıkıcı demekti. Bunun eş anlamlısı da daldı. Sıkıcı. Birinci fotoğraf boring oluyor arkadaşlar. Çocuk kitap okurken sıkılmış belli ki. Main course ana menü demekti. Yemekle alakalı zaten burada. Beşinci fotoğrafımız var. Main course diyoruz. Reunion. Reunion yeniden toplanmak, yeniden buluşmak anlamını veriyordu bize hangisinde var? Tabii ki şurada 3. fotoğrafımızda reunion var. Slumber party, pijama partisiydi. O da hemen ikinci fotoğrafa koyuyoruz ve son olarak amusement park, eğlence parkı. O da son fotoğrafımızda oluyor gençler. Bu şekilde A bölümünü hemen halletmiş oluyoruz. Hız kesmeden B bölümüyle devam ediyoruz. B bölümü güzel bir bölüm. Çıkma ihtimali yüksek bir bölüm. Çünkü LGS'de de eş anlamlı kelimeler bizim için önemliydi. En azından ona da böyle bir hazırlık olsun diye öğretmeniniz sorabilir gençler. Burada ne yapacaksınız? Eş anlamlılarla birbiriyle eşleştireceksiniz. Backup desteklemek demekti. Backup'ın eş anlamlısı desteklemek yine support'tu değil mi arkadaşlar? Yani bir aslında A eşleşiyor. Okla gösteriyorum. Sizler şuraya da yine A yazarsınız. B. Body. Body ne demekti? Body yine arkadaşın eş anlamlısıydı değil mi? Yeni arkadaşın. Yani best, close ya da true friend diyebiliriz. Birle de Ceyhan eşleşmiş oldu. Count on güvenmek demekti. Onun da eş anlamlısı trust'tır arkadaşlar. Depend on da var ayrıca. O da eş anlamlıdır. Onu da yine bence not alın. Count on ve trust burada üçle de Bursa'yı eşleştirmiş olduk. Get on well. Get on well with somebody neydi? Biriyle iyi geçinmek demekti. ve buna benzer. ve buna en yakın anlam nerede var? Bak, tabii ki E'de var. Like each other. Birbirlerini sevmek. Zaten sevmiyorsan birini iyi geçinemezsin değil mi? O yüzden 4'e de Edirne diyoruz. 5'e baktığımızda laid back. Laid back arkadaşlar rahat umursamaz anlam veriyordu bize. Ve burada da hangisi var? Tabii ki relaxed var. Burada 5 de denizli ne yaptım? Eşleştirmiş oldum. Bu şekilde B bölümünü de hızlı bir şekilde geçtim. Geldim C bölümünü. C bölümü de çok önemli bir konudur. Yani bu soruların aynısı çıkmasa bile şununla alakalı, bu C bölümüyle alakalı kesin bir tane sorunuz olacaktır gençler. O yüzden lütfen bilin. Birinci bölümde 10 tane cümle var. Diğer tarafta da tablo var. Cümlelerle tabloları ne yapacaksınız? Eşleştireceksiniz. Şimdi inviting ne demekti? Davet etme. Accepting kabul etme. Refusing reddetme. Excuse de bahane demekti. Yani neden gitmiyorsun? Reddediyorsun ve devamlı bir bahanen olması lazımdı. Burada sırayla gidelim. It sounds great. It sounds great. Kulağa harika geliyor. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Direkt kabul ediyor değil mi? Yani ben buraya bir yazabilirim. Direkt ister numarayı yazsanız herhalde yeterli olur. Benim söylediklerimden de zaten anlarsınız. 2. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama gelemem, yapamam, edemem. Burada ne yapıyor gençler? Reddediyor. Yani refuse yapıyor. 2'yi refusing'e koyuyoruz. 3. I'm sorry. Üzgünüm. I must finish my homework. Üzgünüm, ödevimi bitirmek zorundayım diyor. Burada bakın hem reddediyor hem de bir excuse yani bahane veriyor. O zaman 3'ü excuse yazıyorum gençler. 4'e baktığımda Would you like to come to my party? Partime gelmek ister misin diyor. Ne yapıyor burada? Davette bulunuyor gençler. Yani invite ediyor. 4'ü inviting'e koyuyorum. 5, I would love to but I am not feeling well. İsterdim ama iyi hissetmiyorum diyor. Bakın reddediyor. Ama nasıl reddediyor? Nedenini söylüyor değil mi? Sebebini söylüyor bize. O yüzden 5'i yine ben excuse'e koyuyorum gençler. 6'ya baktığımda sure why not? Tabii ki neden olmasın? Ne yapıyor? Kabul ediyor. Accept yapıyor burada. 6'yı accepting'e koydum. 7'ye baktığımda I like to but I can't. İsterdim ama gelemem diyor yine. Burada ne yaptı? Reddetti. 7'yi reddetti. Refusing'e koydum. 8. How about going to the cinema? Sinemaya gitmeye ne dersin? Burada ne yapıyor? Invite yapıyor değil mi? Teklifte bulunuyor. Davet ediyor. Yani 8'i inviting'i e koydum. 9. I'm sorry but I'm busy. Üzgünüm ama meşgulüm diyor. Meşgul olduğunu söylüyor. Yani bu aslında bir ne alıyor? Meşgul olması onun için bir excuse oluyor arkadaşlar. 9'a excuse'e yazdım. 10'da da ne var? Okay what time? Tamam saat kaçta diyor. Burada ne yapıyor? Accept yani kabul ediyor. Onu da ne yapıyorum? Yine accepting'e koyuyorum. Bu şekilde C bölümünde kategorize etmiş oluyorum gençler. Umarım aynıları çıkar. Rahatlıkla sizler de yaparsınız. D bölümü bir kelime alıştırması yine önemli. Bunları bilmek, kesinlikle bu cümleleri yerleştirebilmek, kelimeleri bilmek sizin için önemli. Çünkü LGS'de de kelime çok önemli bizim için. Burada ne yapacaksınız? Yukarıdaki kelimeleri boşluklara yazacaksınız gençler. Count on güvenmek demekti. Back each other up birbirini desteklemek demekti. Get on well with biriyle iyi geçinmek. Pick you up birini bir yerden almak. Come over da bir yere gelmek. Will you come over my party? Partime gelecek misin mesela? mesela? Şimdi burada cümleyi okuyunca zaten oturacaktır. Birinci soru. I'm really happy to see that Kate and Jim blah blah each other. Kate ve Jim'i birbirleriyle nokta nokta yaparken görmek Beni gerçekten mutlu ediyor. Burada ne yaparken görmek olur arkadaşlar? Tabii ki birbirleri iyi geçinirken görmek. Yani get on well with each other olur birincisi. Bunu çizdik. İkiye bakalım. Good friends should always blah blah. They should help and support themselves. Bakın eş anlamlar burada. Help ve support. Desteklemek demekti. Bunun eş anlamlısı neydi? Backup'tu değil mi? Yani iyi arkadaşlar her zaman birbirlerini desteklemeliler. Back each other up diyoruz burada ikinci boşluğa. Bunun üstünü çiziyoruz. 3. I cannot blah blah marry. Mary'e nokta nokta yapamam. She often tell lies. Sürekli yalan söylüyor. I don't think she is reliable. Güvenilir olduğunu düşünmüyorum diyor. Bakın fark ettiyseniz ikinci cümlelerde hep yukarıdaki kelimelerin eş anlamları vermiş. Reliable ile count on eş anlamdır gençler. Yani Mary'e ben ne yapamam diyor. Güvenemem diyor. I cannot count on Mary. Çünkü ne yapıyormuş o? Sürekli yalan söylüyormuş. Liz ne diyor? Why don't you blah blah tomorrow? Neden yarın nokta nokta yapmıyorsun? So we can have a drink and chit chat. Bir şeyler içip sohbet ederiz diyor. Burada neden yarın gelmiyorsun, değil mi? Neden yarın gelmiyorsun? Why don't you come over tomorrow olur. Come over da gitti. Son olarak, shall we go to John's party tonight? Bugün John'un partisine gidelim mi? I can blah blah from home. Seni evden nokta nokta yapabilirim. Seni evden ne yapabilirim? Alabilirim. Yani pick you up oluyor arkadaşlar. Bu da ne yaptık? D bölümünü de eşleştirmelerle yaptık. Buna benzer çıkacaktır. O yüzden şu kelimelerin anlamını iyi bilmeye çalışın. Sadece anlamını bilmekle de kalmayın. Eş anlamlarını da bilin gençler. Geliyoruz F bölümüne. Bu bölümden sonra testi var. Unutmayın hemen gitmeyin yani. F bölümünde de yine resimlerle kelimeleri eşleştireceğiz. Eminim sizler için belki de en kolay bölümdür. Torç ne demekti? Fener demekti arkadaşlar. Hemen fenerin altına şöyle koyuyorum. Biraz aşağıda kalmış bunlar ama ben buraya koyayım. Çok da uzak, uzak olmasın. Map harita demekti. Hemen haritanın altına koyduk. Matches kibrit demekti. Tent çadır demek. Rope. Halat ip demekti en son fotoğraftı. Pocket knife da cep bıçağı. Şu İsviçre bıçağı mı diyorlardı ona. O her neyse işte bıçak gençler. Cep bıçağı şu küçük bıçaklar yani. Pocket knife oluyor. Ve F bölümünde hızlıca hemen geçmiş olduk. Oyalanmıyoruz. Şimdi geldik E bölümüne. E bölümü test. 10 tane de test verdim. Şimdi son sınıf olduğunuz için LGS hazırlandığınız için sınavınızda da yüksek ihtimal test de olabilir. Boğ da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Bazen öğretmenleriniz kalışık veriyor, bazen sadece test veriyor, bazen hep alıştırma veriyor ama en iyisi ikisini bir arada vermek. Ben de öyle yaptım. İnşallah aynı sorular çıkar. Rahatlıkla zaten yaparsınız. Birinci sorumuz. Tom always makes jokes. Makes joke ne demekti? Şaka yapıyormuş Tom her zaman. He's very blah blah person. E şaka yapıyorsa nasıl bir kişidir? Funny, komik biridir değil mi? Hemen birinci soruda A'yı işaretliyoruz. 2. My sister is very blah blah. Kardeşim çok nokta nokta. She always wears clothes on fashion. Her zaman modaya uygun kıyafetler giyiyor. O zaman kardeşi nasıl? Modaya uygun biriyim değil mi? Yani trend biriymiş. Trendi diyoruz burada. İki bursu oluyor. Üç. Mom ne demiş? Come on Anne. Hadi Anne. You will be late for the party. Partiye gecikeceksin diyor. Anne de no I can't go to the party in this dress. Hayır bu kıyafetle partiye gidemem. I look blah blah blah. Nokta nokta görünüyorum. Attractive ne demekti? Çekici. Çekici görünse gider. Trendy, modaya uygundu. E o zaman yine gider. Stylish, çok stildi böyle. E o zaman yine giderdi. Ridiculous, komik, gülünç görünüyorum diyor burada değil mi? O yüzden gitmek istemiyor. Üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan oluyor. Dörde bakıyoruz. Teresa is selfish. Selfish ne demek? Bencil demek. Teresa nasılmış? Bencilmiş. She never blah blah her books with her sister kitaplarını kız kardeşiyle hiçbir zaman nokta nokta yapmıyor. Bence ise ne yapmaz? Paylaşmıyor demek ki. Paylaşmak ne demekti? Shares arkadaşlar. Support desteklemek, refuse reddetmek, spend de harcamak demekti. Beşinci sorumuz bir tablo sorusu gençler. Tabloya göre hangisi false diyor bakın. False hangisi yanlıştır yani. Bakacağız tabloyla şıkları karşılaştıracağız. A şıkkında Tom likes pop. Tom popu seviyor demiş. Tom nerede? Burada bakıyorum popu seviyor mu? Evet. But he doesn't like rap ama rapi sevmiyor demiş. O doğru mu? Doğru. Birincisi doğruymuş arkadaşlar. Ama biz false'u bulacağız. Yanlış olanı bulacağız. Unutmayın. B'ye bakalım. Mary prefers pop to rap. Mary popu rap'e tercih ediyormuş. Doğru mu? Bakalım. Mary burada popo çarpı var. Tercih etmiyor. Ama rap'i bakın tercih ediyor. Yani Bursa aslında ney? Yanlış. E bizden de ne isteniyordu? Yanlış olan isteniyordu Bursa. Doğru seçeneğimiz oluyor gençler. Altıncı sorumuz. BTS is my favorite music group. BTS benim favori müzik grubum. I like their songs because they are blah blah blah. Şarkılarını seviyorum çünkü onlar nokta noktadır. Nedir arkadaşlar? Tabii ki etkileyici yani impressive'dir. Diğer üç kelime zaten ne? Olumsuz. Ridiculous, komik, gülünç. Unbearable, katlanılmaz. Boring, sıkıcı demekti. Burada zaten 3 negatif bir pozitiften de cevabımız çıkıyor. 7. soruda cümlelerle düzgün bir diyalog yapmamız isteniyor. Yani doğru bir sıralama yapacağız gençler. İki kişi konuşuyor kendi arasında. Burada birincisi üçüncü cümle olur gençler. Neden? Would you like to go to the concert on Sunday? Bir teklifte bulunuyor, öneride bulunuyor. Pazar günü bir konsere gitmek ister misin diyor. Burada şimdi great diyebilir ama bu sefer kabul ederse tekrar niye no desin değil mi? Demek ki önce bir hayır diyor sonra başka bir şeyle anlaşıyorlar. O yüzden 3'ten sonra 5 arkadaşlar. No thank you but I don't like live music. Teşekkür ederim ama ben canlı müziği sevmiyorum diyor. O yüzden konseri reddediyor. 3 ile 5'i bulduk. Daha sonra bakın diğer kişi başka bir teklifte bulunuyor. Diyor ki how about watching a movie then? Bir film izlemeye ne dersin diyor. Bu sefer de diğeri ne yapacak artık bunu? kabul edecek. Yani sure that sounds awesome. Tabi bu kulağa harika geliyor diyor. Ne yapıyor? Kabul ediyor. Daha sonra da dördüncü cümlede great then see you at my home at 7 p.m. Harika o zaman saat 7'de benim evde görüşürüz diyor. Ne oldu şimdi arkadaşlar? 3, 5, 2, 1, 4. Hangisinde var? 3, 5, 2, 1, 4. Bursa'da varmış. O zaman cevabımız Bursa oluyor. 8'e bakıyorum. Anna can't stand rock music. Can't stand ne demekti? Unbearable'la eş anlamlıydı değil mi? Katlanılmaz demektik. Rock müziğe katlanamıyormuş. She finds it blah blah but to me it is terrific. Ama bence harika diyor. Şimdi o nasıl buluyormuş? Katlanamıyorsa zaten söylemişim cevabı değil mi? Unbearable katlanılmaz buluyormuştur arkadaşlar. Yine burada da bu sefer 3 pozitif 1 negatiften cevabımız her türlü çıkıyor. 9'a bakıyoruz. Alex, how often do you go shopping? Ne sıklıkla alışverişe gidiyorsun? Kate de blabla. I am crazy about trendy clothes. Trendy yani modaya uygun kıyafetlere bayılıyorum diyor. E bunu diyen kişi muhtemelen sürekli gidiyordur değil mi? Çok gidiyordur. Cevabımız always olur gençler. 10. ve son sorumuz. Soruda ne diyor? What is the deadline for attending to the party? partiye katılmanın deadline ne demekti? Son tarih değil mi? Son tarih ben bu konu anlatımlarında da hep söylüyordum. Son tarihler gençler genelde o davetiyenin sonlarında size not olarak verilir. Unutmayın deadline diyorsa. Bakın burada da hepsini okumaya gerek yok. Şurada PS not demek. Please inform us in advance until 11th March Saturday. Ne zamana kadar? 11 Mart cumartesiye kadar bizi bilgilendirin diyor. Deadline'ımız yani son tarihimiz demek ki buymuş arkadaşlar. Burada günleri vermiş, tarih vermemiş şıklarda. O yüzden Saturday cevabımız oluyor. Tarih olsaydı da 11 Mart olurdu. Evet gençler, yazılımızı bitirdik. Güzel bir anlatım olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah bunun faydasını sizler görürsünüz. Yazılıya tam anlamıyla hazır olmak için bu videodan sonra yani umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Bu videodan sonra 1 ve 2. Ünitemin konu anlatımını izleyin kesinlikle gençler ve daha sonra 3 de gelecek. Yazılıda hepinize başarılar diliyorum. Videoya like atmayı ve henüz kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda 3. ünitede görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.